farklı organizmaların farklı türlere ayrılacak şekilde nasıl sınıflandırıldığını hiç merak ettiniz mi? Ama ondan önce eşeysiz ve eşeyli üreme konularının kısaca bir üstünden geçelim arkadaşlar. Eşeysiz üremede bir organizma, mesela tek bir bakteri, ikiye bölünür ve genetik açıdan asıl hücrenin aynı olan iki yavru hücre oluşur. Eşeyli üremede ise aynı türe mensup iki birey birlikte üreyerek Genetik açıdan eşsiz yeni bir alt nesil oluşturur. Genel olarak eşeysiz üreyen organizmaların düşük bir genetik çeşitliliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Eşeyli üreyen türlerse yüksek bir genetik çeşitliliğe sahiptir. Peki tür ne demektir? Şimdi bu cevaplanması zor bir soru olabilir ya da öyle gözükebilir. Eşeyli üreyen organizmalar için mesela bu kedi ve bu insanın farklı türlere ait olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu iki organizma birlikte bir alt nesil oluşturamaz, değil mi? Ne var ki bakteri, protista ve arkeler gibi eşeysiz üreyen organizmalar için işler biraz daha karmaşıktır. Bu türler diğer organizmalarla çiftleşmediği için bunları uygun şekilde sınıflandırmamız daha zor. İşte bu soruna biz türler sorunu adını veriyoruz. Ama bu videoda sadece eşeyli üreyen organizmalardan söz edeceğiz. Bunlar üreme yalıtımı adı verilen kavramın farklı mekanizmaları uyarınca çeşitli türlere ayrılmıştır. Üreme yalıtımı, farklı türlere mensup iki organizmanın birlikte alt nesiller üretmesini engelleyen çok sayıda etken olması demektir. Bu etkenleri iki kategori altında inceleyebiliriz. Zigot öncesi mekanizmalar ve zigot sonrası mekanizmalar. Zigot öncesi yalıtım İki organizmanın birlikte alt nesiller üretmesini zigotun meydana gelmesinden önce engelleyen etkenlerden oluşur. Hatırlayın, zigot çiftleşen iki organizmanın genetik maddesini içeren tek bir hücredir. Zigot sonrası yalıtıma birazdan değineceğiz. Zigot öncesi yalıtımın ilk türü zamansal yalıtım ve habitat yalıtımıdır. Zamansal yalıtım bütün organizmaların aynı zamanda çiftleşmediğini kasteder. Kimi organizma gece, kimi organizma gündüz çiftleşir. Kimi ilkbaharda, kimi kışın çiftleşir. Aynı zamanda çiftleşmeyen iki organizma birbirinden zamansal olarak yalıtılmıştır. Habitat yalıtımı ise organizmaların çiftleştiği mekanlarla ilgilidir. Kimi organizma ormanda çiftleşmeyi tercih ederken kimi dağlarda çiftleşmeyi yeğler ve aynı mekanda çiftleşmeyen iki organizma birbirinden yalıtılmıştır. Zaman ve mekan sorun olmuyorsa eğer, bir sonraki engel davranışsal yalıtımdır. Davranışsal yalıtım eş seçimiyle ve organizmaların eşlerini cazibeleriyle etkileme ya da cezbetme yöntemleriyle ilgilidir. Bütün organizmalar eşlerini aynı yöntemle cezbetmez. Mesela bir kuş eşini şakıyarak cezbederken bir tavşan eşini dans ederek etkilemeye çalışabilir. İşte davranışsal yalıtım da bu. Gelelim mekanik yalıtıma. Mekanik yalıtım, iki organizmanın çiftleşmesinin fiziksel açıdan imkansız olmasıdır. Organizmalar bunu istiyor olsa bile. Fil gibi devasa bir hayvanın fare gibi minik bir hayvanla çiftleşememesi buna güzel bir örnektir. Eğer iki organizma çiftleşmeyi başarsa bile gametik yalıtımla karşılaşabilirler. Gametik yalıtım, iki gametin döllenerek bir zigotun oluştu oluşmasının ya da bir zigot oluşturmasının diyelim imkansız olması demektir. Eğer zigot oluştuysa, üreme yalıtımının zigot sonrası mekanizmaları o zaman devreye giriyor. İlk mekanizma zigot ölümüdür. İki organizmadan gelen iki gamet başarıyla birleşip bir zigot oluşturursa da bu zigotun ölüm oranı yüksektir. Yani gelişip yetişkin bir alt nesil haline e, hemen gelemez. E, ölürse hiç gelemez. İkinci mekanizma melez yaşamazlığı mekanizmasıdır. Melez yaşamazlığı. Bu mekanizmada zigot gelişerek bir alt nesil haline gelir ama bu alt neslin ölüm oranı yüksektir ve yetişkinlik yaşına erişemez. Üreme yalıtımının son mekanizması melez kısırlığıdır. Bu mekanizmada alt nesil yetişkinlik yaşına erişir ama çiftleşip kendi alt nesillerini üretemez. Eşeyli üreyen iki organizma bu engellerden herhangi biri tarafından yalıtılmamışsa genel kural olarak bu iki organizmanın aynı türe mensup olduğunu söyleyebiliriz. Evet ne öğrendik? İlk olarak türler sorununu öğrendik. Farklı organizmaları farklı türlere yerleşecek şekilde sınıflandırmanın çok zor bir iş olabileceğine değindik. Eşeyli üreyen organizmalar için gayet iyi bir tanımımız var ama eşeysiz üreyen organizmalar için durum farklı. Sonra üreme yalıtımından söz ettik. Eşeyli üreyen iki organizmanın birlikte verimli alt nesiller üretemedikleri takdirde üreme açısından yalıtılmış olduklarını söyledik.